Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır? Hayranım bu şehrin bacalarına, irili ufaklı hep bir ağızdan, nasıl derinden gökyüzüne doğru bir türkü söylüyorlar öyle sessiz. Bu dizelerde insana özgü türkü söyleme niteliği bacaya aktarılarak kişileştirilme yapılmıştır. Demek ki 5 seçenekte hangi dizede kişileştirme varsa onu bulup işaretleyeceğiz. A. Birer kalp bıraktılar bize kırık, ömrümüzce gözyaşı döktürecek dizelerinde herhangi bir kişileştirme yok. Selam olsun bizden önce geçene, selam olsun dosta, hasa, çile çekene yine yok. C. Bu dünyaya biz ne geldik gideriz güzeller içinden yarsız gezeriz dedi. Kesinlikle ne yapmadı? Kişileştirmeye yer vermedi. İşte doğduğun eski evdesin birden yolunu gözlüyor lamba ve merdiven değil mi? Lamba ve merdiven normalde kimsenin yolunu gözlemez. Ama ne yaptı? İnsana özgü bir nitelik kattı ona. Dolayısıyla kişileştirmeyi D seçeneği de verdi. Başka türlü bir şey benim istediğim ne ağaca benzer ne buluta benzer dizelerinde de herhangi bir kişileştirme yok. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde abartma vardır? Derdim çoktur hangisine yanayım yine tazelendi yürek yarası dizesinde abartı yok. Bu resimde yaşıyor taze bir gül gibi gençliğimiz dizelerinde de abartma yok benzetme yapmış. Tohum altta nefes nefeste kulağı gök gürültüsüne dizelerinde tohumu sadece kişileştirdi ama bu bir abartı değildir. O yüzden C'de de yok. Her damlada bir umman var. Umman okyanus demektir. Yüzdüm yüzdüm tükenmiyor diyor. Her damlada bir ummanın olması oldukça abartılı bir söyleyiş. O yüzden birinci mısrada abartma var. Hatta damlada yüzdüm yüzdüm tükenmiyor derken damlada yüzüp yüzüp suyun tükenmemesi mümkün değil. Bu da bir abartıdır. O yüzden cevap D görünüyor. Yükseğinde büyük namlu karın var, alçağında mor sümbülü bağın var derken sadece yüksek alçak kelimeleriyle tezat yapmış. Ama bu bir abartı değildir. Abartı D seçeneğindedir. O yüzden cevabımız D'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylamaya başvurulmuştur? Tek bir kelimeyle anlatılabilecek bir kavramı birden çok sözcükle anlatmaya dolaylama denir. A. Bu yıl Karadeniz bölgesine pek yağmur düşmedi cümlesinde dolaylama yok. Reklam filmleri bazı çocukları özellikle yiyecek açısından çok etkiliyor cümlesinde de yok. Marmara Denizi'nde sismik araştırmalar sürüyor derken yine yok. Balıkçı derya kuzuları bunlar diyerek bağırıyordu cümlesinde. Derya kuzularıyla aslında neyi kastediyor? Balığı kastediyor. Tek sözcükle anlatılabilecek bir kavramı ne yaptı? Birden fazla sözcükle aktardı. Dolayısıyla ne yaptı? Dolaylamaya başvurdu. Çoban bir kayanın başına oturmuş bir türkü tutturmuştu derken burada da yok. Cevabımız D'dir. Yukarıdaki altı çizili cümlede görülen anlam olayı aşağıdakilerden hangisidir? Gece boyunca bütün gözler onu aradı. Ama herkesin beklentisi boşa çıktı çünkü ünlü sanatçı adına düzenlenen bu geceye katılmak yerine tatile gitmeyi tercih etmişti demiş. Şimdi öncelikle gözler aramaz değil mi? İnsanlar arar onu. Ne yapıyor bize? Aslında insan demek istiyor. Yani parçayı söyleyip bütünü kastediyor. Dolayısıyla bütün parça ilişkisi karşımıza ad aktarmasında geliyordu. Bir sözü benzetme amacı gütmeden başka bir sözcüğün yerine kullanma işine biz parça bütün ilişkisi ya da işte şehir, yönetim, bölge, insan gibi farklı ilgilerle görüyorduk ad aktarması ya da mecazi mürsel dediğimiz özelliği. O da nerede var? B'de var. Cevap bu anlamda B seçeneğidir. Ankara bu konudaki tavrını açıkça koydu ortaya. Bu cümledeki Ankara sözcüğünün anlamca kullanım özelliği aşağıdakilerin hangisinde görülmez? Öncelikle öncülde verilen cümlede Ankara'yı söyleyip Ankara'daki yönetimi kastediyor. Yani bir sözcüğü söyleyip aslında benzetme ilgisi olmadan başka bir sözcüğü kastetme işine biz ne diyorduk? Ad aktarması diyorduk. O halde 5 seçeneğin 4'ünde ad aktarması olacak. Bir tanesinde olmayacak gidip onu işaretleyeceğiz. Ad aktarmasında hatırlarsan şehir, yönetim, bölge, insan, parça, bütün gibi farklı farklı anlam ilgileri bulunuyordu. O yüzden bu ilgileri de mutlaka aklımda tutuyorum. Akdeniz turizm olanaklarını en verimli biçimde kullanmayı amaçlıyor derken Akdeniz'deki turizmciler değil mi? Bölgenin ismini söyleyip oradaki turizmcileri, işletmecileri kastediyor. Dolayısıyla doğru burada da aktarması var. Güneydoğu'nun eğitim öğretim alanında büyük bir desteğe gereksinimi var derken Güneydoğu halkının, Güneydoğu eğitiminin gibi yine bölgeyi söyleyip oradaki insanları kastediyor. Dolayısıyla burada da var.
İç Anadolu daha çok tarımsal olanaklara dayanarak yaşıyor derken yine bölgenin adını söyleyip İç Anadolu'nun aslında halkını, vatandaşlarını kastediyor. Burada da yine bir ad aktarması yapmış. Marmara balıkçılık alanında yeni uygulamalara yönelmek zorunda derken de yine Marmara'daki balıkçılık işini yapan insanlar, balıkçılar belki de kastetti. Dolayısıyla D'de de yine bölge adını söyleyip oradaki insanları kastetti ad aktarması var. Karadeniz özellikle bahar aylarında kıyıları döver. Karadeniz kıyıları dövüyor. Burada kişileştirme var. Daha bir hırçınlaşırdı derken de, değil mi? Hatta ikinci cümlede de hırçınlaşması yönüyle, sinirlenmesi yönüyle biraz da doğadan doğaya aktarma gibi de var. Ama ilk cümlede kesinlikle dövmesi yönüyle bir kişileştirme var. Kişileştirme bir ad aktarması değildir. Ad aktarması yukarıda saydığım cümlelerde geçmişti. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sanatlı bir söyleyiş yoktur? Öncelikle sanatlı bir söyleyiş diyorsa ne arayacağız orada? Mecaz arayacağız. Benzetme, kişileştirme, imgeler arayacağız. Belki somutlama, belki soyutlama gibi. Ne yapacak? Mecaza başvurarak bir sözü kendi anlamının dışında kullanacak aslında. O yüzden doğrudan mecaz var mı yok mu diye buna da bakabilirsin. Sanatlı bir söyleyiş ifadesi yerine imgeli bir anlatım, imgeye başvurulmuştur da diyebilir, aynı kapıya çıkıyor. Peki A'da diyor ki bir ışıltı yanardı yalnız gecelerde, akşam çiçekler uykuya yattı diyor. Şimdi dikkat edersen yalnız gecelerde derken gece yalnız olmaz. Dolayısıyla burada bir somutlama yapmış, daha doğrusu bir kişileştirme yapmış, burada var. Akşam çiçekler uykuya yattı derken çiçeklerin uykuya yatmasında da sanatlı bir söyleyiş vardır diyebiliriz. Diyor ki şimdi bir rüzgar geçti buradan, koştum ama yetişemedim diyor. Rüzgar geçti buradan, koştum ama arkasından yetişemedim derken bir kişileştirme yapmış gördüğün gibi. Burada da bir sanatlı söyleyiş var. Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak, mevsimler ne çabuk geçiverdi derken burada herhangi bir sanatlı söyleyiş yok. Sözler kendi anlamını koruyor, gerçek anlamını koruyor. Eskiler alıyorum, alıp yıldız yapıyorum, değil mi? Öyle eskiler alıyorum, alıp onlardan yıldız yapıyorum. Eskilerden yıldız yapmak çok mümkün değil. Burada da bir imge var, yani sanatta bir söyleyiş var, mecaz var. Haydos bundan böyle çılgınlıklara, sert konuşmaya başladı aynalar derken. Aynaların sert konuşması, hatta orada duyular arası aktarma var. Bir de konuşması aynaların tamamen kişileştirmeye giriyor. Dolayısıyla burada da var. O halde sanatlı bir söyleyişin olmadığı, mecazın olmadığı, imgenin olmadığı tek seçenek nerede var? C'de var. Cevabımız bu yüzden C olmalı. Anlam genişlemesi yoluyla somut anlamlı bir sözcük soyut anlamda da kullanılabilir. Örneğin somut anlamlı duvar sözcüğü, sanki onunla aramızda aşılmaz bir duvar vardı cümlesinde soyut bir anlam kazanmıştır. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi böyle bir anlam değişmesine örnek gösterilemez? Öncelikle duvar kelimesi bizim, değil mi, tuğlalardan yapılan bir nesne olarak bildiğimiz bir yapı. Peki cümleye baktığımızda sanki onunla aramızda aşılmaz bir duvar vardı derken buradaki duvar kelimesi engel anlamında. Yani normalde duvar kelimesi somut bir kelimeyken ne yapıyor cümlede? Engel anlamında, yani soyut bir anlam kazanıyor cümledeki kullanımdan yola çıkarak bunu söyleyebiliyorum. Peki cümlelere bakalım şimdi. A. Ben ses duymaya alışmışım. Mesaj yoluyla konuşmaya bir türlü ısınamadım. Şimdi ısınamadım kelimesi somut bir kelimedir. Neyin yerine kullanılmış? Aslında alışamadım kelimesinin yerine kullanılmış. Peki alışamadım soyut bir kelime mi? Evet. Bu soyut kelimenin yerine ne yaptı? Isınamadım diye somut bir kelime kullandı. Yani ısınamamak kelimesini aslında alışamadım soyut anlama gelecek şekilde kullandı. Dolayısıyla A'da var. B. Bugün bana her zamankinden daha yumuşak, daha tatlı, daha şefkatli bakıyor cümlesinde. Yumuşak kelimesi normalde benim dokunma duyusuyla algılayabileceğim somut bir kelimedir, değil mi baktığımızda? Ancak buradaki yumuşak kelimesi daha ılımlı, daha sevgi dolu gibi soyut bir kelime karşılığına gelecek şekilde kullanılmış. Dolayısıyla B'de de var. Öğlene doğru dışarıdaki soğuk biraz kırılırsa markete gitmeyi düşünüyorum derken soğuk kelimesi gerçekten dokunma duyusunu karşılayacak şekilde kullanılmış. Cümlede de farklı bir anlama gelmiyor. O yüzden C seçeneğinde öncülde verdiği anlam yok. O yüzden cevap C görünüyor. Kendinden önce ve kendi döneminde görülmeyen bir yeniliğin bayrağı gibiydi. Bayrak kelimesi normalde somut bir kelimedir. Görebilirim, dokunabilirim, değil mi? Somut bir kelime. Ama burada öncü, temsilci anlamlarına gelmiş. Dolayısıyla artık bayrak kelimesi kendi somut anlamında değil, öncü, temsilci gibi
soyut bir anlama gelecek şekilde kullanılmış. Dolayısıyla D'de yukarıdaki anlam var. Onun bu katı tavrı toplantıya katılanların üzerinde soğuk bir duş etkisi yarattı derken, normalde katı kelimesi bizim dokunabileceğimiz bir nesnenin özelliğidir, algılayabiliriz. Dolayısıyla somut bir kelimedir. Ama bu cümledeki kullanımına baktığımızda aslında katı tavrı derken kaba, incitici, belki kırıcı anlamlarına geliyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz buradaki kaba, kibar olmayan, incitici anlamlarına geldiği için soyut bir anlamı karşılayacak şekilde kullanılmış. O yüzden E'de de var, C'de yoktu. O yüzden de cevabımız C olmalı. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir duyuya ilişkin kavram başka bir duyuya aktarılarak verilmiştir? Yani duyular arası aktarmayı istiyor bizden. Güneşin yakıcı sıcağına rağmen kimse evde durmuyor, herkes sokakta cümlesinde. Güneşin yakıcı olması, sıcaklık gibi ilgiler tamamen dokunma duyusuyla ilgilidir. Dolayısıyla dokunma duyusu kendi anlamını koruyor, başka bir duyuya aktarılmamış. Birin bulunduğu seçenekleri bu anlamda eleyebilirim. Yumuşak bir sesin verdiği rahatlığı insan ancak anne ninnisinde duyar cümlesinde. Yumuşak normalde benim dokunma duyusuyla algılayabileceğim bir kelime. Ses ise işitme duyusuyla algılayabileceğim bir kelime. Ne yapıyor? Dokunma duyusundan işitme duyusuna aktarma yapıyor. Yani bir duyu başka bir duyu aktarıyor ki mecaz anlam kazanıyor. Dolayısıyla 2 mutlaka arayacağım yanıt olmalı. 2'nin bulunduğu seçenekler kalsın. Diğerlerini eleyelim. 3'e bakıyorum şimdi. Karşıdaki kel tepelerin ardında batan güneşin kızıllığını seyrediyorum cümlesinde görme duyusu var sadece. Başka bir duyu aktarılmamış. O yüzden bu da olamaz. Yani cevap 3 olamaz. 5'e bakacağız ama 4'ü de okuyalım. Sevginin aydınlığını duyanlar yüreklerinde kin tohumlarını yeşertmeyeceklerdir cümlesinde bir duyuya ait bir kavram başka bir duyuya aktarılmamış. O yüzden cevap 4 olamıyor zaten. Sıcacık bir bakış değil mi örten hüznün üstünü cümlesinde sıcacık kelimesi dokunma duyusu. Bakış ise görme duyusudur. Ne yaptı? Dokunma duyusunu görme duyusunu aktarırken burada bir mecaz anlam kazandı ifade. Benden istediği de işte bu. Bir duyuya ait ilgiyi kavramı başka bir duyuya aktarıyor. O yüzden cevabımız 2 ve 5 yani E olmalıdır. Uzun süre mikrofonda kalmak sanatçıyı yormuştu. Bu cümledeki altı çizili sözcükte görülen anlam olayı aşağıdakilerin hangisinde vardır? Öncelikle anlam olayı dediği için hemen anlam olaylarını bir zihnimden çağırıyorum. Ve buradaki mikrofon kelimesi de benim için çok güzel bir yol gösterici. Aslında uzun süre mikrofonda kalmıyor. Uzun süre nerede kalıyor? Sahnede kalıyor. Yani bana mikrofonu söyleyip sahneyi kasteden bir cümle verdi. Biz buna bir sözü başka bir sözün yerine gelecek şekilde kullanma, benzetme ilgisi olmadan bir kelimeyi başka bir sözcüğün yerine kullanma anlamında ne diyoruz? Ad aktarması diyoruz. Mecazı mürsel diyoruz hatırlarsan. Ad aktarmasında parça bütün ilişkisi iç dış değil mi? Yer, yönetim, işte bölge, insan gibi farklı farklı ilgiler vardı. Burada da parçayı söyleyip bütünü kastediyor aslında. Ama illa parça bütün ilişkisi olmak zorunda değil. Farklı bir ilgi de olabilir. Yeter ki ad aktarması olsun diyor bana. Tek başına bu kadar bavulu üçüncü kata taşımakta bir hayli zorlandı. Cümlesinde ad aktarması yok. Gün boyunca masada oturup telefonlara cevap verecek, gelenlerle ilgilenecekti. Şimdi dikkat edersen aslında gün boyunca masada oturup telefonlara cevap verecek derken iki kelimede de ad aktarması olduğunu düşünebiliriz. Sen gün boyunca masada oturmuyorsun. Gün boyunca ne yapıyorsun? O ofiste, o iş yerinde oturuyorsun. Telefonlara cevap vermiyorsun. Yani telefona cevap vermiyorsun. Karşıdaki sese cevap veriyorsun. O zaman ne yapıyorsun? Burada da parçayı söyleyip insanı kastediyorsun. Masayı söyleyip ofisi kastediyorsun. İşte burada o ad aktarmasının aynısını yapıyorsun. Peki 2 saatlik tenis dersinde sadece topu tutmayı öğrenebilmişti cümlesinde yine yok. Bir şeyler okurken, karalarken fincan fincan kahve içerdi. Burada da yok. Mesela iki fincan içerdi deseydi olurdu değil mi? Fincanın içindeki kahveyi kastettiği için olurdu ama şu anda zaten fincan fincan kahve diyor. Dolayısıyla burada da yok. Uzun ince parmakları piyano tuşlarının üzerinde hızla geziniyordu cümlesinde de yine bir ad aktarması yok. Doğrudan yanıtımız B olmalıdır. Son yıllarda toplumumuzun kitap okuma sevgisinde bir kımıldanma görüyoruz. Cümlesindeki anlam olayı aşağıdakilerin hangisine vardır? Öncelikle bu cümledeki sevgi kelimesinin biz soyut anlama gelen bir kelime olduğunu biliyoruz. Ancak dikkat edersek sevgi kelimesi somut olan bir kelimeyle yani kımıldanmak değil mi? Gözle görebildiğim bir kavram bu benim sonuçta. Ne yapıyor? Soyut bir kelimeyi somut bir kelimeyle anlatıyor.
Dolayısıyla soyutu somutla anlatma işine biz ne diyorduk? Somutlama diyorduk. Yani nerede somutlama var? Git bana onu bul diyor. Bu sokağın yan yana dizilmiş kitapçılarından ancak bir ikisi kitap yayımlar cümlesinde herhangi bir somutlama yok. Ne yazık ki kitap okumadığımız için ne kadar sıradan yaşadığımızın farkında değiliz cümlesine de yok. Günümüzdeki yayıncılar kitabın içeriği kadar kapak düzenlenmesine de özen gösteriyorlar cümlesine de yok. Her evde küçük bir kitaplık bulunsa her şey bugün çok başka olurdu cümlesinde de yok. E de var o zaman. Mutsuzluk uçurumuna düşerken tutunabilecek en güvenli dost kitaplardır cümlesinde. Şimdi dikkat edersen mutsuzluk soyut bir kelime değil mi? Soyut ama uçurum somut. Ne yaptı? Soyut bir kelimeyi somut bir kavramla aktardı. Yani mutsuzluk uçurumuna düşerken dediği o derin duyguyu yaşarken anlamında. O derin duyguyu yaşamak soyut bir şeydir, gözle görülemez. Onu uçurumdan düşmek ifadesiyle somutlaştırdı. Dolayısıyla soyutu somutlaştırdığı için E seçeneğinde somutlama vardır diyeceğiz. E'yi de işaretleyeceğiz. Başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradına ermiş, abasız potsuz bir derviş. Bu dizelerdeki anlam olayları ile ilgili olarak bir, nitelikçe zayıf bir kavram, nitelikçe üstün bir varlığa benzetilmiştir. Yani benzetme yapılmıştır demiş. 2. Duyular arası aktarma yapılmıştır. 3. Bir sözcük benzetme ilgisi olmaksızın başka bir sözcüğün yerine kullanılmıştır. Biz buna ne diyorduk? Ad aktarması. Bir diğer ismi mecazi mürsel. Peki. 4. Bir kavramın anlatımında aşırılığa gidilmiştir. Aşırılık varsa orada abartma yani mübalağa dediğimiz sanat vardır. Peki. Hangisi söylenemez diyor dikkat edersen. Yargılarından hangisi söylenemez? Öncelikle başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız bir değirmen ifadesinde başını bir değirmene benzetiyor. Yani bir numarayla verilen cümle ne yapılır? Dizilerle ilgili söylenebilir. Peki biri bulduk. Aynı zamanda duyular arası aktarma yapılmıştır diyor. Hayır duyular arası aktarma yok. Ad aktarması var mı? Ad aktarması yok. Ama şurada bir abartma var bak dikkat edersen. Uçsuz bucaksız bir değirmen derken değirmenin uçsuz bucaksız olması mümkün değil. Dolayısıyla kesinlikle bir abartı söz konusu. Yani 1 ve 4 var. 2 ve 3'ten bahsedilemez. O yüzden de cevabımız D'dir. Ey benim sarı tamburam sen ne için inlersin? İçim oyuk derdim büyük ben onun için inilerim. Bu dörtlükteki altı çizili sözde görülen anlam olayının göstergesi aşağıdakilerin hangisine verilmiştir? Şimdi dikkat edersen bu dörtlükte tambura yani saz bağlama gibi bir saz aleti, müzik aleti ne yapıyor? Konuşuyor. Ve tambura diyor ki içim oyuk derdim büyük diyor. Şimdi tamburanın orta göbek kısmı oyuktur. Böyle o içi oyulmuş yuvarlak bir müzik aletidir. Dolayısıyla burada gerçekten içinin oyukluğundan bahsediyor. Bu birinci anlamı. Bir de içim oyuk derdim büyük derken derdim var acım çok kederim büyük anlamında kelimeyi mecaz anlamda kullanıyor. Yani dikkat edersen hem gerçek hem mecaz anlamda kullanılıyor. Ki biz böyle kullanımlara ne diyorduk? Kinayeli söyleyiş diyorduk. O halde nerede kinaye var ya da kinayenin açıklaması var? Git onu bul ve işaretle diyor bana. A. Benzetme amacı gütmeden bir sözcüğü başka bir sözcük yerine kullanma işini biz ne diyorduk? Ad aktarması ya da mecazi mürsel diyorduk. Dolayısıyla A kinayenin tanımı değil. Tek bir sözcükle anlatılabilecek bir kavramı birden çok sözcükle anlatma işini ne diyorduk biz? Dolaylama diyorduk. O yüzden B de olamaz. Bir varlığı ya da kavramı başka bir varlığın özellikleriyle anlatma, ona benzeterek anlatmaya biz ne diyorduk? Benzetme, C de olamıyor. D'ye baktım. Bir olayın meydana gelişini gerçek sebebi dışında başka güzel bir sebebi bağlama işine biz ne diyorduk? Hüsnü taali diyorduk. Dolayısıyla bu da yok. Peki bir sözcüğü hem gerçek işte geldi hem de mecaz anlamını düşündürecek şekilde kullanmaya doğrudan kinaye denir. Benden de istediği E'deki açıklamadır.